Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çanta askımızı çalışacağız. Umarım aradığınız çanta askısı budur diyemeyeceğim. Çünkü bu modelimiz çok yeni daha. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. Sağlam bir çanta askısı. Esneme payı bütün örgülerimizde olduğu kadar. Koton ip ve sıfır nolu tığımı kullanacağım bu örneği anlatımda. Askımızı herhangi bir yere dikmek için biraz ip ayırıyoruz. Daha sonrasında çapraz yaptık. İçinden bir zincir ve sıkıladık. 3 zincirle başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hemen geriye üst kanattan aldık. 1, 2 ve baştaki zincir ilmeğimizle birlikte 3 ilmeğimizi aldık. Dantel anglez örer gibi döndük. Başlangıcı da aynı şekilde. En üstteki ilmeğimizden 1 aldık. Baştaki ilmekle 2 oldu. Sonraki 3 ve en baştakinden bir tane daha alıyoruz. 4 ilmek. Hepsini birlikte aldık. Aynı şekilde dönüyoruz. Hemen buradaki ilk ilmeğimizden 1, 2, 3 aldık ve baştaki ilmeğimizle birlikte 4 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini birlikte aldık. Dönüyoruz ve buradaki ilmeğimizi de alacağız. Dönerken bu şekilde daha rahat olduğu için dönmeden aldım. Baştaki ilmeğimiz ve sonraki 2, 3, 4, kenardaki ilmekten de alıyoruz ve 5. Hepsini birlikte aldık. Yine buradan gelen ilmeğimizi de alacağız. Sonrasında ters görünen kısımların üstündeki ilmekleri alıyoruz. Ve kenardaki tek kalan ilmeğimizi de aldık. 2, 4, 5. Hepsini birlikte topladık. Buradaki ilmeğimizin içinden aldık. Sonrasında bu görmüş olduğunuz ters görünen noktanın üzerindeki ilmeklerden alıyoruz. 3, 4, 5 tane ilmeğimiz olacak. Artık artırma işlemi yapmayacağız. Bu sebeple buradaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bundan sonra her sırada burada çift alacağız. Ve 5 tane ilmeğimiz oluşacak. 1, 2, 3, ilmekler kayboluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte aldık ve tekrar dönüyoruz. Yine bu aradaki ilmeğimizi unutmayalım. 1, 2, 3, sondaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 5. Toplamda 5 ilmek. Hepsini birlikte aldık. Sıralarımız bundan sonra bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Ta ki istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Üç, dört ve sondaki iki ilmeğimizi birlikte aldık. Örneğimiz ortaya çıktı.
Bu aradaki ilmeği unutmuyoruz. Her seferinde baştaki ilmekle 2, sonrasında bu noktalardan alarak 5 ilmek yapıyoruz. Ve sondaki 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. İstediğimiz uzunluğa getirdiğimizi düşünerek kapatma işlemine başlıyorum. Bu aradan aldığımız ilmeği almıyoruz artık. Direkt burada ters görünen ilmeğimizin üstündeki ilmeğimizi alıyoruz. 2, 3 ve son 2 taneyi birlikte alıyoruz. 4. 1, 2, 3, 4. Kapattık. Dönüyoruz. Yine bu aradaki ilmeği almıyoruz. Direkt terslerin üzerindeki ilmekleri alıyoruz. Bir öncekinde 4'tü. 2, 3, 4. Kapattık. Tekrar dönüyoruz. Yine aradaki ilmeği almıyoruz. Kesme işlemine başladık. 1, 2 ve ikisini birlikte aldık. 3. Bu sırada da 3 olacak. Döndük. Hemen bu noktadan 1 ve kenardaki 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Bu şekilde kapatıyoruz. Koton ip olunca arada bir dolaşıyor. Bu aradaki bu ipimizi ellemiyoruz ve sonda 2 ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte alıyoruz. Döndük. İkisini birlikte alıyoruz ve bitirdik. Çanta askılarınızı güle güle kullanın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yeşil iple ördüğüm çanta askımı 3 ilmek üzerinden ördüm. Diğerlerinden 1 ilmek daha eksik. Çok bir farkı yok görüntüde ama biraz daha ince oluyor. Umarım beğendiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.